Koşgiri Halk Hareketi. 1920-1921 Koşgiri Halk Hareketi, Kürt siyasal tarihinin önemli dönemeç noktalarından biridir. Modern fikirler etrafında örgütlenmiş Kürtler, ilk kez siyasal statü talebiyle harekete geçmişlerdir. Kürdistan Teali Cemiyeti içerisinde örgütlü olan Koşgirili Kürtler, Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması'nın sağladığı haklardan yararlanmak amacıyla harekete geçmişlerdir. 1920'de aslında Sevr Anlaşması'nın imzalandığını, 62 işte bilinen 63-64. Maddelerde Kürtlerin, daha doğrusu Türk çoğunluğun dışında yaşayan diğer milletlerin çoğunluk oldukları yerlerde kendilerini ispatlayabilirlerse kendi yönetimlerini kurabileceklerine dair maddeler tabii Kürdistan'da da biliniyor. Ve Kürt aşiretleri, Kürt hareketi yöneticileri, ki Kürt hareketi yöneticileri demek daha doğru çünkü doğrudan Kürdistan Tarih Cemiyeti ile ilişki içinde olan bir örgütlenmeye sahipler. Alişer, onun İmran'daki sekreteri, Haydar Bey hem nahiye müdürü hem Tarih Cemiyeti'nin İmranlı şube üyesi, hem Dersim'de ciddi bir Kürt tarih örgütlenmesi var. İşte aslında orada bu aşiret reisleri bütün bu gelişmeleri dikkatle izliyorlar. Ve Mustafa Kemal'in itaatçi olduğundan, harekete geçtiğinden, Erzurum kongreleri, Sivas kongreleri gerçekleşmiş bu arada. Ve orada Kürtlerle ilgili net bir tutum belli değil. Erzurum kongresinde sanki Kürtler yanlarına alınmış gibi, ama Sevr Anlaşması'nı bir kendi taleplerinin karşılık bulacağı bir fırsata dönüştürmeye çalışıyorlar. Koçgirlilerin Büyük Millet Meclisi'ne çektikleri 15 Kasım 1920 tarihli telgraf. Kürdistan Özerk İdaresi'ni kabul eden İstanbul Saltanat Hükümeti'nin bu yöndeki kararını Mustafa Kemal Hükümeti'nin de resmen kabul edip etmeyeceğini açıklaması, Kürdistan Özerk İdaresi hakkında Mustafa Kemal'in görüş noktasının ne olduğu konusunda Dersimlere acele cevap verilmesi. Elazığ, Malatya, Sivas ve Erzincan mıntıkaları hapishanelerinde mevcut bütün Kürt tutukluların hemen serbest bırakılması. Kürt çoğunluğunun bulunduğu yerlerde Türk hükümeti idare memurlarının çekilmesi. Koşgiri mıntıkasına gönderildiği haber alınan askeri müfrezelerin derhal geri alınması. Diyorlar ki İstanbul hükümeti ve padişah bu anlaşmayı kabul etti. Bizim haklarımız olduğunu teyit etti. Sen ne diyorsun? Cevap gelmiyor. Cevap yerine o arada bir nasiha heyeti oluşturulup Dersim'e gönderilmeye çalışılıyor. Ama bunu ta 1908'deki harekatlardan biliyorlar. O zaman da nasiha heyetleri İbrahim Paşa zamanında saldırı öncesi gönderilmişti. Mart'ta da aynı şekilde gönderilecek, 1921 Mart'ında. Dolayısıyla nasiha heyetleri Osmanlı'nın sistematik bir zaman kazanma ve durumu ölçme, değerlendirme aracı aynı zamanda. Onun için hemen akabinde birkaç gün sonra, 5 gün sonra sanıyorum, tekrar acilen cevap verin diyor. İşin özeti, acaba Anadolu'da başlayan hareket bunların siyasal statüsünü tanıyacak mı konusunda netleşmek. Aynı zamanda Kürdistan Teali Cemiyeti içindeki çözülmeden de haberdarlar. Bu daha ayyuka çıkmadan ve gücünü kaybetmeden, Kürdistan Tarih Cemiyeti diğer Kürtlerle olan ilişkisi de tam bozulmadan, onlarla birlikte ortak bir kazanıma dönüştürebilir miyiz? İnisiyatifi bu. Ankara'ya ikinci telgraf 10 gün sonra gönderilir. Elazığ vilayeti vasıtasıyla Ankara Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Sevr Anlaşması gereğince Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis vilayetlerinde müstakil bir Kürdistan teşkil edilmelidir. Aksi takdirde bu hakkı silah kuvvetiyle almaya mecbur kalacağımızı beyan ederiz. Batı Dersim Aşiret Reisleri, 25 Kasım 1920. Küçük bir diplomasi olarak görüyorum bunu. Yani çünkü Mustafa Kemal hareketi de yerli yerine oturmuş, her şeyi kontrol edebilir durumda değil henüz o dönemde. Dolayısıyla tutumunuzu gösterin yani. Demenin arkasındaki şey de şu: eğer tutumunuz olumluysa birlikte olabiliriz'i ima ediyor burada. Ve geciktirirseniz de siz de başaramayacaksınız. Sizin de kendi hedefinize ulaşma şansınız kalmayacak. Ankara'yı merkez seçen Mustafa Kemal Hareketi, Koşgiri'de yaşayan Alevi Kürtleri ikna edememiştir.
Koçgiriller tarafından İttihatçı kabul edilen Ankara, aynı zamanda Ermeni Kırım'ıyla ilişkilendiriliyor. Mustafa Balcıoğlu diyor ki, bir paşa iki isyan, bir doktora tezi bu. Merkez ordusunun kuruluşunu, Koçgiri ve Pontus'un vuruluşunu anlatan bir kitap. Doğrudan genelkurmay belgelerinden yararlanarak hazırlanmış bir çalışma. Mustafa Kemal diyor, Anadolu'da yürüttüğü mücadelenin hilafetin ve saltanatın kurtarılması ve Müslümanların birliği için yürütüldüğüne herkesi ikna etti. Kürtleri de ikna etti. Yalnız Dersimler ve Koçgiriler buna inanmadılar diyor. Çok net yani Balcıoğlu'nun. Koçgiriler o gün Mustafa Kemal'den şüpheleniyorlar. Ona güvenmiyorlar. Onu bir itaatçı paşa olarak tanıyorlar. Ve yine belgelerde çıktığı gibi bizi Haydar Bey'in Dersim'e yazdığı mektup da var, ele geçirilip meclis komisyonu raporları içine konan. Bize diyor Ermenilere gördükleri muameleyi görecekler. Reva gördükleri işlemi bize de yapacaklar. Ne yapalım diye soruyor Dersim'dekilere Haydar Bey. Yakalanmadan önce mektup gönderiyor ve soruyor. Ona göre tavrını belirleyecek. Yani Koçgiriler ve Seyit Rıza'nın etkilediği Dersim aşiretleri Mustafa Kemal'in Kürtler konusundaki samimiyetine inanmıyorlar. Bu arada unutmayın, Amasya protokolü imzalanmış. Yani Kürtlere kendi milli kültürlerini geliştirebilecekleri şartlar ve kendi kendilerini yönetebilecekleri dair teminatlar verilmiş. Ama buna rağmen diyor ki işte Sevr'de var, siz bunu kabul ediyor musunuz? Ama kabul ediyoruz demiyor. Mustafa Kemal demiyor. Koçgirileri harekete geçiren unsurlardan biri, Ermenilere yapılanlar bize de yapılacak söylemidir. Bu dönemde Koçgiri'de yaşayan nüfusun tespiti için çalışmalar yapılması telaş ve tepkiyi artırır. Ermenilerin katledilmesi, bu arada Pontus'ta yürütülen mücadele, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti diye altında toplanan İttihat Terakki gruplarının, cemiyetlerinin yürüttüğü faaliyetler, Rumlara, Ermenilere karşı yürüttükleri faaliyetler gözlerinin önünde oluyor. Yani Giresun'a hemen komşudur Koçgiri, zaten Erzincan Koçgiri'nin içindedir, Erzurum burnunun dibindedir. Bütün göç kafileleri, batıdan, Karadeniz'den toplanan bütün göç kafileleri Suşehri üzerinden, Erzincan üzerinden, yani Koçgiri toprakları üzerinden, Kemah üzerinden Deyazor'a doğru yönlendirilmiş durumda. Yani onların ne yaşadığını biliyor. Ermeni Çileli Agavni diye bir kadının anıları var. Koçgiri aşiretine sığınıp takiben yanında 9-10 yıl kalan bir kadın. Onun anlatımları, Koçgiriler diyor ki, sürülen Ermeni kafilelerine Takip Bey müdahale etti. Onların bir kısmını kendi yanında çalıştırmak üzere, bir kısmını Alişan Bey'in yanında çalıştırmak üzere sürgüne gönderilen kafileye el koydu diyor. Askerlerin elinden aldı. Yani yaşıyorlar bunu, görüyorlar. Bu arada Mıgırdıç'ın aracılığıyla gelen ve Halis Bey'in cebinde olan Koçgirilerin Ermeniler gibi yapılabileceğine dair bilgi de dolaşıyor. Genelkurmay kaynakları bu mektubun çarpıtıldığını söylüyor. Diyor ki, aslında bütün Kürtlerin nüfusunu tespit edin. Ne kadar Kızılbaş Kürt var burada, bunları tespit edin. Bu mektubun yalan olduğunu, halkı kışkırtmak üzere Mıgırdıç tarafından uydurulduğunu falan söylüyor ama böyle bir mektup uydurma olamaz. Haydar Bey bunları biliyor. Haydar Bey, Alişan Bey, Birinci Dünya Savaşı sırasında Vehip Paşa ile birebir görüşen insanlar. Oradaki İttihat Terakki örgütlenmesini bilen insanlar. O özellikle Doktor Bahattin Şakir'in Erzurum ve Erzincan'da Ermenilerle ilgili faaliyetini bilen insanlar. Dolayısıyla her açıdan kendilerini güvenceye almak istiyorlar. Bir siyasal statü olarak güvenceye almak istiyorlar, kimlik olarak. Bir de bir yeni bir devlet, yeni bir kurulacak, yeni bir düzen kurulacak. O düzende de yerlerini almak istiyorlar ve eşit koşullarda konuşmak istiyorlar. Koçgiri'de direniş ve askeri hareketlilik 1920 yılının yaz aylarında başlar. 1920 Temmuz'unda Refah'a giden bir konvoyun vurulup silahlara el konması hikayesi var. Yine 1920'de Ekim'den Kasım'dan önce Çulfa Ali Karakolu baskını var. Yani Koçgiriler siyasal olarak varlıklarını ispat etmek için, güç olduklarını göstermek için
bir taraf ve muhatap olarak kabul edilmek, siyasal muhatap olarak kabul edilmek için bir güç göstermeleri gerektiğinin farkındalar. Bilincindeler. Çünkü eğer bir güç olarak zaten kendilerini gösteremezlerse muhatap alınmaları söz konusu değil. Yani orada bir siyasi hareket olduğunu, bilinçli bir siyasi grup olduğunu her zaman gözetmek lazım. Tamam, askeri olarak hazırlıklı değildi. Bütün aşiret gruplarını toparlayabilecek bir organizasyona sahip değildi. Kürt değerli cemiyetiyle ilişkileri zaafa uğramıştı. Onlar tutum değiştirmişti. Bütün bu olumsuzluklara rağmen onlar her şeye rağmen bir şeyi elde edebileceklerini düşündüler. Hemen teslim olmadılar siyasete. Koçgiri Halk Hareketi'ne öncülük yapan lider kadro bir dönem Kürdistan Teali Cemiyeti'nin üyeleridir. Bu dönemde Kürdistan Teali Cemiyeti ve ona bağlı kadrolar Osmanlı merkezine bağlı bir Kürt özerkliğini savunmaktadırlar. Şerif Paşa'nın tutumunun Ermenilerle yürüttüğü görüşmelerde Ermenilerin de bir devlet kurma hakkı olduğunu kabul etmesi ama bunun yanı sıra Kürtlerin de devlet kurma hakkının olduğunu uluslararası bir platformda kabul ettirmesi Şerif Paşa ve Kürdistan Teali Cemiyeti'nin bazı gruplarınca bir kazanım olarak görülüyor. Ama bu öyle bir baskıyla aşiretlere aktarılıyor ki aşiretler sanki Ermenistan kurulacak, Kürtlerin elindeki bütün topraklar alınacak ve Kürtler de tamamen yok edilecek algısı yaratılıyor burada. Bu baskıya dayanamıyor Kürdistan Teali Cemiyeti ve Seyit Abdülkadir özellikle Said-i Kürdi'nin tutumu öne çıkıyor orada. Böyle bir dar günde Türklerle karşı karşıya gelemeyiz. Bu zor günlerde onların yanında olmamak işte Kürt'ün şerefine yakışmaz gibi bir açıklaması var belki hatırlayacaksınız. Orada Kürdistan Teali Cemiyeti Amasya protokollerinde yer alan çizgide ve daha sonra 1921 Şubat'ta 1921 Anayasası'nın 10 maddesine yansıyacak olan illerin kendilerini yönetme özelliği olacağına dair taahhütlere inanıyorlar. Ve o günden sonra da zaten Kürdistan Teali Cemiyeti ile ilişkileri kesiliyor fiilen Koçgirilerin. Koçgiri Hareketi'nin şüphesiz en önemli isimlerinden biri Ali Şer'dir. Siyasal bir aktivist olarak Ali Şer, 1. Dünya Savaşı'ndan Koçgiri'ye Dersim'e uzanan tarihsel süreçte Kürt ulusal düşüncesinin kararlı bir militanıdır. Ali Şer, İban aşiretinden Azger İmranlı'nın Azger köyünde doğma Karataşlı esas olarak babaları sonra Azger'e taşınmışlar. 1916'ya kadar da Alişan Beylerin ve Haydar Beylerin katipliğini yapıyor. 1916'dan sonra 1920'ye kadar aşağı yukarı bir bilinmeyen dönemi var. İşte bu dönem bazı özel durum kendi kişisel konumu nedeniyle, aile problemleri nedeniyle biraz aşiretten uzaklaştı. Ama aynı dönemde Erzincan'da işgal edilmiş durumda. Ruslar orada, Ermenilerle ilişkiler var. Zaten 1916'da Seyit Rıza'ya yazdığı ve meclis raporları içinde çıkan mektubundan da anlıyoruz ki orada Ruslarla Kürt aşiretleri adına diplomatik bir ilişki yürütüyor. Seyit Rıza'ya yazdığı mektupta da zaten bunu göstermiş oluyor. Çok konuşuldu, tartışıldı. Ermeniler ilişkisi nasıldır diye. Genel olarak bütün araştırmacıların vardığı sonuç, Nuri Dersim'i de bunu yazıyor zaten. O dönemde Erzincan'da Ermenilerin lideri durumunda bulunan Murat Paşa'nın Paris Barış Görüşmelerine paralel olarak 1919'da ve 20'de Kürtlere Ermenilerin kontrolü altında bir statü verebileceklerini söylemesi, Ali Şer'in de bunu reddetmesi, yani eşit bir ilişki kabul edilmediği için onların ilişkisi sona erdirmesi ve Dersim'e geçti. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, yani 1916 ile 1918 Ruslar çekilene kadar Rus cephesinde ne yaşanıyorsa, hangi siyasal akımlar varsa, Bolşevikler var, Menşevikler var, Rus ordusunun geri çekilme süreci var, silahların bırakılması var. Bütün bu süreci Ali Şer bir politik aktivist olarak görüyor, yaşıyor. Ve bütün bu bilgileri Dersim'e aktarıyor.
Aynı dönemde Vehip Paşa da Ali Şer'i dikkatle izliyor. Ve 1920'de Dersim'e çekildiği halde, gittiği halde Ali Şan ve Haydar Beylere diyor ki bu Ali Şer'le beni görüştürün. Ve Su Şehri'ne davet ediyor. Karargah o zaman Su Şehri'nde. Ali Şer gitmiyor ama yine de Ali Şer'e Ruslarla işbirliği yaptığı için verilen cezanın affı gerçekleşiyor Vehip Paşa tarafından ve mecliste onaylanıyor. Bu Ali Şer'in nasıl bir siyasi aktör olduğu konusunda bize fikir verebilir. Koçgirilerin isyan başlattılar diye ilan edildikleri tarih 8 Mart 1921'dir. Kanıt olarak gösterilen belge ise Ankara'ya çektikleri ve kendi kendilerini yönetme talebinde bulundukları telgraflarıdır. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, jandarma merkezi hariç kalmak üzere büyük çoğunluğu Kürtlerle meskün Koçgiri kazasıyla Divriği ve Refahiye ve Kuruçay ve Kemah kazalarının diğerlerinden ayrı bir vilayete dönüştürülmesi ve kuruluşuyla yerli Kürtlerden bir valinin tayini, Türk unsurundan da bir yardımcının bulundurulması ve mülkiye ve adliye memurlarının yine vazifesi başında bulunması. Allah'a hamdolsun ki İslam unsurları arasında nüfusça henüz bir kayıp söz konusu olmadığından bir genel affın ilanı ve bu saik ile yalnız taraflarca yağma edilen hayvan vesairenin buna yeltenenlerden geri alınarak sahiplerine iadesi. Milli hükümet bu esas üzerine bir adalet gösterirse, genel asayiş temin edileceği gibi mukaddes vatanımıza göz dikmiş muhterislere karşı milli hükümet ile birlikte savunmaya hazır bulunduğumuzu İslamiyet gereğince arza mübaşaret eyleriz. Rüya Sadan Mahmut, Rüya Sadan Munzur, Dersim Aşair ve Sadat'tan İbrahim, Sadat'tan Alişer, Rüya Sadan Seyit Han, Rüya Sadan Mustafa, Koçkiri Aşair Reisi Mehmet Naki. 8 ve 11 Mart özerk ilk talebi. Ama 6 Mart'ta İmranlı'ya yürünmüş. İmranlı'da Halis Bey kuşatılmış ve idam edilmiş. Halis Bey, Alişan Bey'le bu işten vazgeçin deyip cebinde işte sizi eğer hizaya gelmezseniz Ermenilere Ermeniler gibi yapacağım, cebimde mektubunuz duruyor diyen alay komutanı, İmranlı'ya gelen alay komutanı. Zaten bu tutumu aşiret önderlerinde bunlar bizi Ermeniler gibi yapacaklar gerçekten kanaatini daha da güçlendiriyor. Aynı zamanda Halis Bey İmranlı'da Delice Köyü'nden bir Mahmut diye birinin oğlu, yine aşiret önderlerinden birinin oğlu ve birkaç mahpus zaraya götürülmek üzere tutuklanmış asker kaçakları. Bunları Yazı Fide Köyü'nde çeviriyorlar, esirleri de ellerinden alıyorlar ve silahlara, atlara, iki makinalı tüfeğe el koyuyorlar. Böylece hareketin başlangıcı bu kabul ediliyor esas olarak. Ama biz Temmuz'da bile askeri hareketler olduğunu biliyoruz. Aynı dönemde Alişer Kemah tarafında, onlar da hem Refahi üzerine hem Kemah üzerine yürüyorlar. Tarihleri tam denk gelmeyebilir ama Kemah Kaymakamını ve jandarma komutanını da onlar esir ediyorlar. İşte bu arada tekrar nasiha heyetleri devreye giriyor ve Alişan Bey'e diyorlar ki sen bu işi çözebilirsin. Alişan Bey gerçekten devreye giriyor ve diyor ki eğer siz işte Ali Şer'i affederseniz, mahpusları bırakırsanız, sulh yoluyla bu görüşmeleri sürdürmeye razı olursanız biz hareketi yani bir takım olumlu şeyler yapabiliriz. Zaten olumluluğu göstergesi olarak da Kemah Kaymakamı ile jandarma komutanını bu arada serbest bırakıyorlar. Ama nasihatleri geliyor, görüşülüyor. Ama görüşmelerde konuşulanların hiçbirisinin gerçekleşmediği çıkıyor. Zaten 8-11 Mart mektubunun gerekçesinde de şey yazıyor. Biz şu tarihte görüştük. Nasihatleriyle bir anlaşma yaptık. Ama siz asker göndermeye devam ediyorsunuz. Tutuklamalara devam ediyorsunuz. Saldırılara devam ediyorsunuz. Bu böyle olmaz. İşte şöyle şöyle bir özerk il oluşursa biz de İslam kanı dökülmeden, daha kardeş kanı dökülmemişken anlaşma yoluna girebiliriz. Birlikte işte vatanın istiklaline kasteden işgalcileri, herhalde Yunanlar kastediyor, birlikte mücadele edebiliriz.
gönüllü askerler gönderebiliriz gibi bir açıklama var. Nasihat heyetlerinin gönderilmesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devletin sık kullandığı yöntemlerden biridir. Koçgiri'yi vuran Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa'nın babası 1908-1909'da Dersim'e karşı yürütülen harekatın lideri, komutanı. O da nasihat heyetleri gönderiyor. Anlaşalım diyor, aşiret liderlerine teltif ediyor, onlara iyi davranılacağını, onlara yetkiler verileceğini, onların önemsendiğini, vatana millete hizmet ettiklerine inanıldığını, bildiğimiz diplomatik dilin tamamını kullanıyorlar. Ama bütün nasihat ayetlerinin gönderilmesi sırasında elde edilen sürede kesinlikle nasihat ayetlerinin kendisi bir keşif aracı aynı zamanda. Aşiret liderlerinin durumu nedir? Moralleri nedir? Niyetleri nedir? Çevrelerinde kimler var? Aynı anda çok yönlü askeri faaliyette zaten yürütülüyor. İmralı'ya gönderilen nasihat ayetleri, yani hem Zara'ya hareket başlamadan önce gönderilen, hem 6 Mart'taki harekattan sonra gönderilen, hem bu arada Dersim'e gönderilen nasihat ayetlerin hepsi, bütün tarih yazarları diyorlar ki bunlar devletin kendisini düzenlemek için, ordularını düzenlemek için zaman kazanma araçlarıydı. Koçgiriler bunu anladığında ya da Dersimler bunu anladığında artık geç olmuştu. Koçgiri Halk Hareketi niteliği itibarıyla en çok tartışılan hareketlerden biridir. Bir isyan mıdır, bir direniş midir, efendim bir katliam mıdır diye. Elbette katliamdır ve katliama karşı bir direniştir. Ama aynı zamanda bir siyasal statü talebidir. Ve bu siyasal statü talebi 1921 Anayasası'na geçmiş bir taleptir. Buna rağmen verilmeyen bir taleptir. Zaten 1921 Anayasası da hiç uygulanmamıştır. 21 ya da 23 maddeden oluşuyor. Bir tek maddesi uygulanmıştır. O da merkezi hükümet gerekli görürse istediği bölgelerde olağanüstü hal valilikleri idame edecektir. Sıkı yönetimle işleri yürütebilecektir. Örf idare kurabilecektir gibi bir madde. 21 Anayasası'nın sadece bu maddesi çalışmıştır. Ve Kürdistan'da çalışmıştır. Koçgirililerin çözüm aramaya dönük bütün çabaları sonuçsuz kalır. Ankara hükümeti sadece Koçgirililerin değil, Pontus'ta bulunan Rumların üzerine de büyük bir şiddetle yönelir. 1921 Şubat ayında kabul edilen anayasa da var. Ama Mart'ta bunu kabul eden, talep eden Koçgirililere bu taleplerine cevap yok. Peki niye yok? Yani hem Amasya protokollerinde yer veriyorsun Kürtlere. Hem Erzurum'da söylüyorsun. Hem Sivas'ta söylüyorsun. Hem 21 Anayasası'na koyuyorsun. Ama 6 Mart'ta Şubat'ta söylüyorsun, yasa yapıyorsun, anayasa kabul ediyorsun ama 6 Mart'ta kabul etmiyorsun. O zaman geriye dönüp bakmak lazım. İşte o zaman Haydar Bey yazdığı mektubu düşünmek lazım. Bunlar bize Ermenilere yaptığını yapacaklar. O zaman dönüp bakıyorsun İttihat Terakki ne yapmış, neyi hedeflemiş? İşte 1915 Ermeni katliamı, 1920'de gözden kaçan bir şey var. Biz Koçgiriler olarak tabii ki Koçgiri'yi önemsiyoruz. Ama Koçgiri'de sadece resmi rakamlardan bahsediyorum. 1000 kişi öldü, işte 120'ye yakın asker öldü, mal mülk kaybı oldu, 130'a yakın köy yakıldı. Koçgiri'deki tablo resmi raporlara göre bu. Aynı yıl, aynı ordu, aynı komutan Pontus'ta sadece 64 bin kişiyi göçertti resmi rakamlara göre. 11.900 kişiyi öldürdü. Binlerce köyü yaktı. Yani 10 tane Koçgiri Pontus'ta gerçekleşti. Aynı zaman içinde. Aynı ordu, aynı komutan. Koçgiri hareketinin büyük bir kırımla sonuçlanmasında yalnız kalmasının etkisi vardır. Dersim'den beklenen desteğin gelmemesi, bazı Dersim aşiretlerinin engelleyici bir tutum alması Koçgiri direnişinin kırılmasına neden olmuştur. Hareketin geri çekilmesi sırasında harekete destek sözü veren bir dizi aşiretin Koçgirilerin Dersim'e sığınmasını engelleyecek bir tutum aldıklarını da söylemek lazım. Balabanlar, Abasanların bir kısmı, Koçanların bir kısmı aşiretlerin, yani Topal Osman'ın ve Sakallı'nın ordularından kaçarak Dersim'e sığınmaya çalışan Koçgirilerin geçişine izin vermediler. Çünkü arkanızdan asker gelip bizi de vuracak diyor. Gerekçeleri o. Haydar Bey'in teslim olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi kendi
halkımla mı savaşacağım ben diyor. Hayatımı kurtarmak için dersimler mi savaşacağım diyor. Savaşmıyor ve geri dönüyor. Teslim oluyor. Bu anlamda olağanüstü konuşulduğu gibi bir destek olduğunu söylemek zor. Ama bu Seyit Rıza'nın gücü yetmiyor bu desteği sağlamaya. Çünkü Seyit Rıza bu Hozat'taki birinci toplantıya Dersim aşiretlerinin birçoğuna güvenmediği için zaten katılmıyor. Ve katılmadığının da gerekçesini Ali Şer'e söylüyor. Bunlar burada konuştukları gibi davranmayabilirler diyor. Ankara'nın görevlendirdiği merkez ordusu Koçgiri'de direniş sona erdikten sonra büyük bir katliam gerçekleştirmiştir. Katliamın yarattığı tepki nedeniyle meclis bir tahkik komisyonu kurmak zorunda kalmıştır. Özellikle Erzincan milletvekili Fevzi Bey'in mektupları, baskıları sonucu, ikinci grubun milletvekillerinin baskıları sonucu Nurettin Paşa'nın yargılanması gündeme geliyor. Ve bir mecliste bir heyet kuruluyor. Bu heyet bunu yargılıyor. Tahkiyeti önce gidiyor, bütün sonuçları topluyor. Halkla görüşüyor, zarada bir ay kalıyor. Kadınlarla, erkeklerle, askerlerle, tutuklularla ve memurlarla görüşüyor. Kendince bir sonuç topluyor. O sonuçların özeti şu, işte Nurettin Paşa burada lüzumsuz yere aynı Tepeyran'ın, o dönemin Sivas valisi Hazım Tepeyran'ın anılarında anlattığı gibi halk isyan etmediği halde, halk askere teslim olduğu halde, askeri bir hareketi yürütmenin gerekçeleri ortadan kalktığı halde hareketi yürütmüştür diye karar alınıyor, görevden alınıyor ve cezalandırılması isteniyor. Burada Mustafa Kemal devreye giriyor. Diyor ki, unutmayın ki diyor, Genelkurmay emriyle bu adam görev almıştır. Ve Genelkurmay da bana bağlıdır diyor. İzin verin de diyor, gereğini ben yapayım. Böylece onunla ilgili soruşturmanın önünü kesiyor. Ve ondan sonra da Nurettin Paşa İzmir'e giden 1. Ordu'nun komutanı olarak Mustafa Kemal'in yanında zaten İzmir'in kurtuluş sırasında, bayrak töreni sırasında sakallarıyla beraber arz-ı endam ediyor. Sakallı Nurettin sıradan bir adam değil yalnız. Hem Balkanlar'da hem savaştan önce İzmir'de, Rumların tehcirinde, Balkanlar'da ise Hristiyan ayrılıkçıların bastırılmasında özel görevli çalışan birisi. Bir başka özelliği de eski İçişleri Bakanı Ali Kemal'in İstanbul'dan kaçırılıp İzmit'te linç ettirilmesi. İzmir'de de psikoposun linç ettirilmesi olaydı. Yani özel bir teşkilat-ı mahsusacı, özel harpçi, özel yetenekli bir adam. Koçgiri'ye de zaten bunun için gönderiliyor. Kürtlerin ulusal nitelikli taleplerinin ayrılıkçılıkla suçlanması Cumhuriyet öncesi dönemlere kadar uzanır. Bu yaklaşım Kürt'ün varlığına, statü sahibi olmasına, kendi kimliğini özgürce yaşamasına tahammül edememenin ifadesidir. Bugünden hareketle bir şey söylemek de belki Koçgiri'yi anlamayı kolaylaştırabilir. Koçgiriler benim okumalarımda Kürt hareketlerinin tamamının aslında merkezi devletten bağımsız, ayrılıp bağımsız bir devlet kurmak yerine merkezi devletin tanıdığı siyasal bir statü içinde varlıklarını ve inançlarını, kültürlerini, kimliklerini sürdürebilecekleri bir idari yapı talebi daha çok öne çıkıyor. Koçgiri de böyle. Koçgiri'den sonraki hareketlerin de büyük bir kısmı böyle. Yani ben doğrudan bağımsız Kürdistan için hareket etmiş ve harekete geçmiş bir hatırlamıyorum. Bir hareket hatırlamıyorum. Hatırlamadıklarım olabilir, bilmediklerim olabilir tabii. Ama buradan şunu çıkartıyorum. Gerçekten tarihsel yaşanmışlık önemlidir. Halkların geçmişteki birliktelikleri önemlidir. Ama kimlikleri ve inançları da önemlidir. Koçgiriler bir samimiyet testi yaptılar aslında Mustafa Kemal'e. Yani eğer Koçgirilerin siyasal statü talebi kabul edilmiş olsaydı 1921 Anayasası'ndaki gibi biz bugün çok farklı bir Türkiye konuşuyor olacaktık. Yerinden yönetimin hakim olduğu, herkesin kendini yönetebildiği, katılımcılığın en üst düzeyde olduğu, merkezi olmayan ademi merkeziyetçi bir devlet yapısıyla ekonominin de, krizlerin de,
dağıtılabildiği bir yapı konuşuyor olacaktık. Öyle bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık. Ama her türlü farklı kimlik ve inanç bir öteki ve düşman olarak kabul edildiğinde, strateji bunun üzerine kurulduğunda, önce Müslüman, Hanefi, sonra Türk, işte vardığımız nokta burası oldu. Yani Koçgiri Hareketi'ni diğer Kürt hareketleriyle kıyasladığımızda belirgin olarak bunu 100 yıl önce söylemiş olması önemli. Başarılı olması, olmaması başka bir şey. Ama bir doğrunun kendisini gerçekleştirene kadar nasıl tarih sahnesinde kaldığının da işareti bu. Nitekim diğer Kürt hareketlerine baktığınızda da arta kalan bu talepler. Onun için bir benzerlik kuruyorum ben farklılıktan çok. Ama tabii yalnız kalmış olması, sadece Alevilere dayanan bir harekete bak kalmış olması, Kürtler arasındaki bu mezhep farklılığının yarattığı problemler ancak konuşulmaya başladı. Daha yeni konuşuyoruz, yeni yüzlerce.